Şimdi sıradaysa aslında en çok merak edilen ve en çok öğrenmek istenilen bölüm var. Podcast'imizi nerede ve nasıl yayınlayacağız? Ben bunun için Anchor'ı kullanıyordum. Anchor sonradan Spotify Podcaster oldu. Gelin bunun arayüzüne bakalım. Nelere ihtiyacımız var? Biraz da bunlardan konuşalım. Gördüğünüz gibi podcaster.spotify.com adresine girerek burada podcastlerinizi yayınlayabilirsiniz. Anchor artık Spotify'ın bir parçası oldu. Ve buradan aslında pek çok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta artık ses kayıtlarınızı burada bile düzenleyebiliyorsunuz sevgili dostlarım. Yapmanız gereken oldukça basit podcast yayınlamak için bir RRS koduna ihtiyacımız var. Burada çok hızlı bir şekilde kaydolup ya da oturum açıp çok hızlı bir şekilde devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir podcast yapmak istiyorum veya bir podcastim var. Bir podcast yapmak istiyorsanız zaten burada sırasıyla adınızı, soyadınızı, mail adresinizi, parolanızı girdiğinizde sürekli hızlı bir şekilde ileriye devam ediyorsunuz. Ve artık bunun neticesinde bir RRS kodunuz olmuş oluyor. Ve bu RRS kodumuz aslında bizim dağıtım kodumuz oluyor. Farklı platformlara dağıtmak için bu kodu yapıştırıyoruz. Ve orada oturumumuzu açıp kodu yapıştırdıktan sonra bu platform üzerinden bütün diğer platformlara podcast'imizi çok rahat ve çok kolay bir şekilde dağıtabiliyoruz. Benim oturumum açık. Gene şimdi de onun üzerinden devam edelim. Başka neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedelim. Gördüğünüz gibi burası benim podcast sayfam. Burada aslında pek çok metriği, pek çok farklı istatistiği görebiliyorsunuz. İlerleyen bölümlerde kapak fotoğrafı nasıl yapılır, podcast ismi nasıl bulunur, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada burada da çok güzel kaynaklar var. Çok güzel bloglar var. İşinize yarayabilecek pek çok farklı bilgi var. Bunları da göz atabilirsiniz. Bu konuları da okuyarak kendinizi ve podcast'inizin kalitesini de geliştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Burada zaten ben bütün kodlarımı oluşturdum. Ayarlar kısmından da bunları size göstereyim. Podcast yayınlama durumuna geldiğiniz zaman burada belli başlı URL'ler var ve aslında buradaki en önemli nokta RSS akışı mı oluyor sevgili dostlarım? Biraz önce de bahsettiğim gibi RSS aslında bizim bütün yayınlarımızı dağıtmamızı sağlayan kod olmuş oluyor. Burada gördüğünüz gibi pek çok farklı platformda ben podcastlerimi yayınlıyorum. Amazon'dan tutun Apple Podcast'e kadar, Google Podcast'e kadar Pek çok farklı platformda podcastlerimize ulaşabiliyoruz buradan ve pek çok farklı ayarı da yapabiliyoruz aslında. Burada bölümümüzün adını, açıklamasını, kapak resmini vesaire hepsini halledebiliyoruz. Kategorimizi, dilimizi, içeriğimizin sansürlü olup olmadığına kadar pek çok farklı parametre var sevgili dostlarım. Siz de podcast.spotify.com'un üzerinden Podcast kodunuzu oluşturabilip bunun dağıtımını da yine aynı platform üzerinden yapabilirsiniz ve artık kayıtlarınızı pek çok farklı kanaldan, pek çok farklı kişiye çok kolay bir şekilde ulaştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada Spotify'da ve diğer 5 platformda erişilebilir diyor ve şu ana kadar 66 bölüm yayınlamışım. Gerçekten bu aslında benim için güzel bir rakam. Çünkü son zamanlarda bu işleri yapmak biraz daha zorlaştı. Çok farklı yoğunluklarım, çok farklı işlerim var. Ama yine de sonuna kadar vakit ayırmaya çalışıyorum. Ve bu gerçekten oynatma listesi benim için çok kıymetli. Çünkü çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Ve aslında eskimeyecek bir içerik. Pek çok insan bu içeriklerden faydalanabiliyor. Bunların geri dönüşlerini görmek de oldukça güzel oluyor. O zaman yeni bölümümüze geçelim.